Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün Yusuf Arnuş'ta Japonya serimize başlıyoruz. Biliyorsunuz ufak bir ankette sormuştum. Genel Poi 3 biraz daha fazla isteyen vardı. Hem de Poi 3'te Japonya'yı yani gerçekten deniz ve hava kullanımının maksimum olacağı bir ülkeyi hiç oynamamıştık. Ki Japonya'yı size şöyle açıklayayım arkadaşlar kısaca. Yani basit oynaması çok zor değil. Yani askerleri taşımayabildiğiniz sürece çıkartma yapıp vesaire basit seviyede oynayabilirsiniz. Ama biz burada Almanya serisinde de yaptığımız gibi maksimumu yapmaya çalışacağız. O yüzden size oyundaki hiçbir deniz savaşını nasıl kaybetmezsiniz, bütün hava savaşlarını, deniz savaşlarını nasıl kazanabilirsiniz bunları göstereceğim. Hatta şöyle bir örnek vereyim size. Multiplayer'da 16 gemiyle 116 gemilik, içinde 12 tane savaş gemisi olan Amerikan donanmasını yendiğimi biliyorum. Bunun taktiklerini dahi göstereceğim. Ve bu bölüm biraz hazırlık bölümü olacak. Daha biraz değil bayağı, çünkü Japonya'da kaliteli bir başlangıç yapmak istiyorsanız ya da en azından Japonya'yı doğru oynamak istiyorsanız bazı şeyleri oyunun başında ayarlamanız gerekiyor. İlki donanmalar. Şimdi bütün bu gemileri belli bir yere toplayalım. Sonra bunların hepsine kendi isim verdiğimiz filolara ayıracağız. Hiçbir zaman gemileri birleştirip hani tek bir filoya çevirmeyin. O zaten hani kötü bir fikir de. Gemilerin içerisindeki türler, gemilerin hızları bile sizin deniz savaşlarınızı kazanmanızı belirliyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Siz 1945 teknolojilerine sahip olun. Ben 1936 donanmasına sahip olayım. Aramızda 3 kilometreye kadar bir hız farkı varsa, oyundaki ismini unuttum. Yani MPH gibi bir şey yazıyordu galiba. Ya da 3 not diyelim. Yani doğru, denizlerde not denir. Aramızda 3 deniz not fark varsa o savaşı emin olabilirsiniz ki %100 ben kazanırım. O yüzden bugün size bunların hepsini öğreteceğim. Şimdi bütün gemiler buraya gidiyor mu? Unuttuğumuz başka bir şey var mı? Etrafa bakıyorum. Şurada da tamam, bütün gemiler gidiyor. Şimdi bütün gemiler şöyle bir gelsin. Biz o sırada diğer üretimleri ayarlayalım. Olabildiğince denizci yapmak istiyorum ama şu anda denizci açık değil. O yüzden şimdilik biraz piyade yapalım. Şöyle 3 piyade. Yanına zırhlı araç koyabiliriz aslında. Topçu değil de. Aynen, zırhlı araç koyalım. Şimdi neden zırhlı araç tercih ediyorum? Normalde bu kadar fazla topçu koyarken zırhlı araçlar biraz daha az erzak yiyor ve bizim çok fazla erzak sorunumuz olacak. O yüzden en azından böyle oyunun başında çok fazla supply üretemeyeceğimiz, fabrikamızın az olduğu zamanlarda biraz zırhlı araçlı bu tür piyade birimleri yapmak işimize yarayacaktır. Şöyle ayırsak tamam, yeterli. Şimdi bu birlikler üretilme dursun. Teknolojiye geçelim. Gene teknolojide de donanma ve hava teknolojilerine önem vermemiz gerekecek. Diplomasiye çok az bir puan verelim. Yapay zeka ticareti yapsın. Casusluk yani çok az. Subay da şöyle. Şimdi en başta her zamanki gibi piyade teknolojileri. Sonra fabrika. Doğrusu fabrika demeyelim de fabrikaların efektifliğini artıran şeyler. İnsan gücü çok önemli değil Japonlarda. Yani bu araştırmaya çok fazla önem vermeseniz de olur. Çünkü bayağı insan gücü var. Sonradan Çin'e alıyorsunuz. Hiç bitmiyor. Tank da gene kullanmayacağımız bir şey. Eskortlarda muhriplerin araştırmalarının her zaman zamanında olmasına dikkat edin. Muhripler bel kemiğimiz olacak. Ardından uçak gemilerinde 1938 olanı dokunmayın da şu eski olanları yapın. 6 tane daha araştırma alabiliyoruz. Orada da denizde. Carrier. Bu 1939'muş, bu dursun. Tamam, deniz araştırmalarımız şimdilik iyi. Gelecek sene araştırmamız lazım. Havada nasıl durum? Burada kegleri geliştiren araştırmalar lazım. Bakın mesela bu. Kegleri geliştiren araştırmalar zaten interception, yani düşman uçaklarını yakalamak için olan uçakları da geliştiriyor. Bir de neyi geliştirebiliriz? Bir de ekstradan istersek naval bomber kullanmak için naval bomber araştırmalarını yapabilirsiniz. Ama bizim naval bomber kullanmamıza gerek kalmayacak çünkü zaten denizleri domine edeceğiz. O yüzden naval bomber gereken araştırmalara hiç dokunmayacağım. Ama şu keglerin etkisini arttırıyor. Yani bizim carrier uçak gruplarımızın. O yüzden şunu yapalım. Aslında şunları da almak lazım da bunların 1938 daha. O yüzden almıyorum. Zamanla geldiği zaman bunları da alırız.
Kara doktrinleri de lazım. Kara doktrinlerini de Infantry Warfare alıyoruz. Ondan sonra şu Delay Between Attacks, yani şu Operation Level Organization alıyoruz. Bir de Special Forces. Bunu da güncel tutmanız lazım. Çünkü yakında çok fazla marine üretmeye başlayacağız. Bunu demişken marinelerin araştırmasına ne lazım? Tamam, piyadeler bittikten sonra marini de araştıralım. Araştırma 16. Bir tane daha koyabiliriz. Yavaş araştıracağı bir şey. Onlar da Armored Car'lar olsun. Bunlar. Daha şöyle yapalım. Special Force'u aşağı atalım. Çünkü pardon, yanlış şeye bastım. Çünkü marinlerimiz henüz açık değil. Şu anda bir işe yaramayacak zaten. Armored Car araştırması daha önemli. Tamam. Uçaklar dursun. Uçakları da sonradan ayarlayacağız. Şimdilik bir gemilerimiz istedikleri yerlere gitsinler. Ha, ticaret otomatiği almadık tabii ki. Kara birliklerine gene olabildiğince yapay zekayı verebilirim ama biliyorsunuz benim şansıma yapay zeka bir şekilde saçmalayabilir. O yüzden büyük ihtimal sonradan elle dokunacağız gene oraya. Şimdilik donanmayı halledelim. Şimdi ilk yapacağımız şey. 1. Bütün denizaltıları ayırın. Ha, transportlar da tabii ki. Transportları yalnız bırakmayacağız. Ama hani sadece şimdilik ayırıyoruz. Daha kolay bulmak için. Mesela nerede olsun transportlar? Çıkartmayı nereden yaparız? Şuradan yaparız. Burada dursunlar o zaman. Onların yanına sonradan şey vereceğiz. Destroyerler vereceğiz ki çıkartma yaparken hemen ölmesinler. Biraz hayatta kalsınlar. Ve hızlı gidin lan. Transportlar. Sonra denizaltılar. Ayıralım. Denizaltıların da aslında şu, bakın şurada 1, 2, 3 yazıyor ya, bunlar teknoloji yılları. Siz yeni araştırma yapsanız da bu teknoloji yılları değişmez. Bunlar da önemli. Hatta şimdi neden önemli size göstereceğim. Çünkü onları ayıracağız. Donanma ayarlarken arkadaşlar, bir ana savaş gücünüz oluşsun, bir de yedek bir donanma ayarlayın. Ana savaş gücünüzle en üst seviye gemiler olsun sadece. Yani mesela şu anda bizim Akagi ve Kaga Tier 3'müş. Hatta bakayım Ryuzu'da. Yani 3. seviye uçak gemisiymiş. Bunları alalım. Oyun sen niye bize ters gösterdin bunları? Bakın bunların yanına seviye 2 bir uçak gemisi koymayın. Şimdi bu üçünü aldık. 3 tane ana gemimiz var. Bu ana gemileri koruyacak. Bakın şuraya geldiğiniz zaman oyunda yazıyor. Kapital 3 diyor. Bunları koruyacak screen gemiler lazım. Screen gemiler de hangileri? Light Cruiser'lar, Destroyer'lar. Şimdi bizim bunların yanına en kaliteli gemilerimizi alacağız. Light Cruiser ya da Destroyer fark etmez. Bakın mesela seviye 4 Mogami ve Mikuma varmış. Bunları alabiliriz. Son kalitedeki gemiler. Neden son kalite olmalı? Onu da birazdan göstereceğim. Muhriplerimizin çoğu eskiymiş ama olsun. Şöyle ikileri alalım. Kaliteli muhrip yapacağız zaten. Şimdi 3 tane ana gemimiz var. Bunların yanına bizim en az 12 tane şey koymamız lazım. Screen gemi koymamız lazım. Yubari sen de gel. Isuzu, Sendai. Tamam, Yuru da gelsin. Bak, şu anda kıl payı positioning penaltıya girdik. Positioning penaltı da şu. Gemilerin savaş içerisindeki efektifliğini belirliyor. Uçak gemisi için olan filolarda çok fazla önemli değil. Neyse orası ayrı konu. Ben şimdi size gemilerin teknolojisi neden önemli? Neden yüksek seviye teknolojileri olanları aynı yere koymanız lazım, ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bakın şurada filonun hızı yazıyor. Şu anki bizim filomuzun hızı 22 knotmuş. Bu hız ne demek? Şimdi mesela diyelim ki A filosuyla B filosu kapışıyor. Yani bizim filomuzla sizin filonuz kapışıyor. Sizin filonuzda daha yavaş gemiler varsa filonuz daha yavaş olduğu için benim filom sizinkini yakalıyor. Ben kaçmak istediğim zaman da benim gemilerim sizden rahatça uzaklaşabiliyor. Çünkü bizi yakalayacak bir hızınız yok. Uçak gemilerinde bu daha da önemli. Eğer sizin filonuz yavaşsa, uçak gemisi filonuz, o zaman düşman sizi yakalıyor. Bütün uçak gemileriniz patates oluyor. O yüzden bu hız ve yeni gemiler kullanmak aşırı önemli. Şimdi bu filoyu tamamladık. Bu ana savaş kuvvetlerimizden biri olacak. Buna bir isim verelim. İkinci olarak da ya savaş gemilerinde de benzeri bir filo yapacağız. Gene savaş gemimiz olacak. Onun yanına screen gemi koyacağız. Ama sadece savaş gemisi muhrip yapmıyoruz. Savaş gemisi filolarında yanlarına Battle Cruiser vesaire de koyabilirsiniz. Hızı düşürmediği sürece.
Bakın mesela Nagato. Tier 3, Mutsu Tier 3. Bunları alalım. Bunun yanına diğer eski gemileri koymuyoruz. Fuso, Yamashiro falan çok eski. Kimi koyabiliriz? Şey diyebilirsiniz. Bu benim yaptığım araştırmalar bu gemileri hiç değiştirmiyor mu diyebilirsiniz. Doktrinlerde yaptığınız araştırmalar etkiliyor. Hani geminin kaptanları vesaire şey kazanıyor, tecrübe kazanıyor. Ama gemi yapısını değiştirecek şeyler yapılamıyor. Sadece yeni gemilerde işe yarıyor. Şimdi Nagato Mutsu'yu aldık. Bunların hızı 18,5 knotmuş. Baya yavaşlar. Ama yanlarına Kirishima ile Haruna'yı koyabiliriz. Bunlar da Tier 2. Escort Carrier koymuyorsunuz. Escort Carrier'ı nerede kullanacaksınız onu da göstereceğim ileride. Şimdilik boşta duracak. Şimdi 4 tane kapital gemimiz var. Ana savaş gücümüz. Bunun yanına ağır kruvazör koyabiliriz. Bir ya da iki tane. Kim varmış en iyi? Atago var. Atago'yu koyalım. Bunun yanına Maya'yı koyalım. O da Atago'nun kardeş gemisi. Bak şimdi 6 tane kapital gemimiz var diyor. Yanına screen gemi koymamız lazım. Burada bilmeniz gereken önemli bir şey var. Ağır kruvazörlere için sadece bir tane screen gemi koymanız yeterli. Yani bize şu anda şurası için, savaş gemileri için 8, battle cruiser'lar için 3-3, 14, 15-16 tane screen gemi lazım. Onları da şöyle seviye 2 muhriplerden alalım. Light cruiser'lar da varmış. Tamam siz de gelin. 14 oldu. 15. 15 kaldı. Şöyle yapalım. Şunu şurada bu filoyu da arkadaşlar savaş gemisi olan filoları burada bekletelim. Ben bunlara yeni bir hafif kruvazör yaptığımız zaman ya da yeni bir muhrip yaptığımız zaman o bir tane ekleyeyim. Hiçbir zaman yavaş gemi eklemeyin. Bir tane olsa bir şey olmaz demeyin. Filo onu bekleyip geride kalabilir. Bu geride kalan bunlar sadece yedek olarak burada dursunlar. Bu yedekleri gemimiz yetmediği zaman da kullanabiliriz. Ya da böyle ana karamızı korumak için dandik bir filo oluşturalım diyorsak o zaman yaparız. Şu anda hiç dokunmayacağız onlara. Zaten gördüğünüz gibi en basit filoları oluşturmak için bu kadar zaman harcadık. Evet, artık oyuna başlayabiliyor muyuz? Bakayım. Politikalarımızda sorun yok. Casusluğu unuttuk. Şöyle normalde kalsın. Yapay zekaya vermeyeceğim. Karşı casusluk 2. Ülke birliği 3. Support Ruling Party 1. Anakarayı da şimdilik yapay zekaya verelim. Tabii ki gemileri yapay zekaya verdiyseniz her zaman çıkarmayı unutmayın. Çünkü oyun hemen bozabiliyor filolarınızı. Bakın ben dikkat etmeden bastığım için anında bozdu. Uçakları da şimdilik kumanda merkezinden ayıracağım. Belli bir yerde toplayalım. Sonra istediğimiz şekilde değiştireceğiz. Bu arada 2 naval bomberımız var. 5 tane tactical bomberımız var. 2 tane interceptorumuz var. Şimdi biraz açığımız var uçaklarda. Interceptor bir iki tane daha fazla lazım. Onun dışında bayağı bir gemi lazım bize. Şu piyadeler bitsin ya da en azından üretimleri azalsın şey yapalım. Biraz muhrip ve hafif kruvazör yapımına başlayalım. Sonra süper ağır bir savaş gemisi yapmamız lazım. Onun araştırması açık mı açık. Güzel. Bir Yamato Musashi bu ikiliyi bir yaparız. Tamam şimdi şu askerleri şöyle bir sınıra dağıtayım. Çin'i yenmek hani aşırı zor değil ama zaman alıyor. O yüzden yani bir sene dayanmaya çalışacağım. Bir sene dayanırsak iyi ama uzun sürerse hani yapacak bir şey yok. Çünkü çok fazla askerleri var ya. Kalite olarak güçsüz ama hani önünüze çok fazla asker takıldığı için şuralarda eğer sıkışırsanız erzak sorunu yüzünden savaş bayağı uzuyor. Ama askerlik yasalarını arttırabiliyoruz. Şöyle. İşte ne değiştirebiliyormuşuz? Mixed Industry ve Training. Şurada olması lazım. Training'i Specialist yapalım ya. Çünkü bu gemilerin başlangıç tecrübesini de etkiliyor arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Tamam, maskara araştırmamız bitmeye başladı. Şimdi şunları iptal edelim. 1938 uzun sürecek. Hemen marine araştırıyoruz. Ondan sonra Jungle Warfare'ı da bunu da erkenden araştırabilirsiniz. Ki ben yapacağım. Çünkü Jungle olan bölgelerde çok fazla savaşacağız. Çok geç bitecek. 1939'da bitecek. Ama olsun. Hani normalden bir sene erken gelse de benim için önemli. Bunun yanına
Şuradan da araştırabiliriz. Heh. Destroyerlerin diğer araştırmalarını da yapalım artık. Ben iyi savaş çıkmış. Hiç önemli değil. Tamam. Şimdi askerlerimiz geldi mi? Geldi. Üretimler de ucuzladı biraz. Ama boş yerimiz yok. Şöyle yapalım. Şunu iptal edelim. Çok fazla yapılmamış zaten. Bunu da iptal edeceğim ya. Biraz yapılmış ama olsun. Biz bunların yanına biraz gemileri koymaya başlayalım. Şimdi Yamato Musashi 20 fabrikası diyecek. Şu anda yapamayız. Uçak gemisi bir tane yapmaya başlayalım. Soryu Class. Bunun yanına şöyle destroyerlerden yapalım. Seriye çok uzun vereceğim. Hatta şöyle 15 seri bile yapabiliriz. Çünkü oyun boyunca bize bu multipler lazım olacak. Asashio Class yapıyor zaten. Tier 3 yapıyor yani. O yüzden hiçbir derdim yok. Böyle teknoloji gelişse de gelişmese de bunlardan istediği kadar yapabilir. Seviye 3 gemiler arkadaşlar oyun boyunca size yeterli. 1945'e gelseniz bile. Transportlarımızı şuraya koymuştuk. Askerleri sınıra taşıyalım. İlk başlarda anakarada yeterince askerin zon olmasına bakın. Hani hemen çıkartma yapacağım mantığına girmeyin. Çünkü Çin'e karşı olan ana kısımda yeterince askeriniz yoksa çıkartmayı da ezebiliyorlar. Burada en az bir 500 bin askerinizin olması lazım. Bence. Kendi toprağıma invasion olarak asker indirmem de garip ama olsun. Liman olmayan yere asker indirmeye çalışırsanız invasion olarak indirebiliyorsunuz sadece. Kendi toprağınız da olsa oyun çıkartma sayıyor. İspanya bizden uçak istiyormuş. 16 alacakmış. Olur. Şimdi uçak gemisinin araştırmaları bitti. Şöyle bakalım. Bu seride arkadaşlar araştırmalara bayağı odaklanmam gerekecek. O yüzden yani önemli olanları göstermeye çalışacağım. Şimdi 38 araştırmalarını bırak. Şunu. 36'lara devam etsin. Savaş gemisi motorları. Daha fazla savaş gemisi yapar mıyız? Yapacağız. Doğru, Yamato vesaire yapacağız. O yüzden bir kere araştırmak lazım. Yeni ürettiğiniz askerleri Çin'e karşı tutun arkadaşlar. Şu Shanxi'ye karşı tutmanıza gerek yok. Shanxi'nin askerleri bayağı kötü. Önemli olan Çin'i kırmak olduğu için Çin'e odaklanmaya çalışın. Hatta en efektif şekilde oynamak istiyorsanız şuradaki atları falan da Çin sınırından çekip buralara koyabilirsiniz. İlk seriyi çok ilk bölümü çok uzatmayacağım arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi bayağı bir hazırlık bölümü. Ve hani keseceğim yerlere rağmen bayağı bir zaman alacaktır. O yüzden bu hazırlık aşaması bittikten sonra bir save alıp dinlenmek istiyorum. Hatta isterseniz bu her şeyi bitirdikten sonra bir save'i internete koyabilirim. Çünkü Japonya'nın en zor şeyi bence ilk senesi. Bütün bu hazırlıkları yapmak, uçakları vesaire etrafa dağıtmak, gemileri ayarlamak. Bunu yaptıktan sonra bir save'im olsa 100 kere Japonya oynarım. Ama işte bunları yapmayı üşeniyorum genelde. Eğer sizden şey düşünüyorsanız böyle bir tane save'i koyup paylaşabiliriz internette. Şimdi Infantry Warfare araştırmamız bitti. Şu Integrated Support'u yapacağız. Bu da gene denizcilerimizin moralini arttırıyor. Ondan sonra şu askerlerin üretim bittiğinde denizcilerin üretimine başlayacağız. Bu arada bütün ticaretimiz neredeyse Amerika ile şu anda ya. Güzel. Deniz araştırmalarımız da bitti. Bunların yerine de ne koyabiliriz? 1937 araştırmamız vardı. Onlara başlayalım. Hemen bir iptal edeyim şunları. Destroyer Escort Role. Bu çok önemli arkadaşlar. Screen olarak gemilerinizin efektifliğini arttırıyor. Yani ana gemileri koruma güçlerini arttırıyor muhriplerin. Muhrip odaklı bir donanma yapıyorsunuz. Bunu mutlaka geliştirmeniz lazım. Sonra Battleship Craft Training lazım. Ve şu uçak gemisi olan burada. Bunlara biraz daha zaman varmış ama. Şunu yapalım. Sortie Organization Penalty'yi düşüren. Sortie'den kastı uçak gemi filolarını saldırması. Muhriplerimizin 36 araştırmaları bitiyor. Bakayım hangileri kalmış. Tamam, şu ikisi kalmış. Bunların yerine de
Light Cruiser araştırmalarına başlayabiliriz. Daha başlayalım. En azından 1936 araştırmalarını bitirelim bunların da. 4 tümenimiz daha geldi. Bunları da şimdi Japonya'ya taşı... Pardon. Çin sınırına taşıyalım. Hatta ne kadar askerimiz var? Bir önce kontrol edeyim. 76 bin. Tamam, yok. Eğer 450 bin falansa hiç taşımasak olur diyecektim de. Bu askerler indikten sonra komutan veriyorum, merak etmeyin. Şu anda komutan sayımız çok az. O yüzden tümenler geldiği zaman oyun verecek komutan bulamıyor. Şu anda arkadaşlar consumer goods ihtiyacımız çok büyük. O yüzden bu gemi üretimlerine geçemedik bir türlü ama şu piyadeler bitecek yakında. Bittiği zaman geçeceğiz. Bu 5 piyade tümenini de çıkartma için ayırmaya çalışacağım. Az bir kuvvet, daha fazla asker üretebilmek isterdik. Ama o zaman gemiden vazgeçmem lazım. Ki vazgeçemem yani. Hem İngiliz hem Amerikan donanmasını biraz dövmek istiyorum rahat rahat. Ama siz biraz daha kara odaklı oynamak istiyorsanız gemi yapmaya 1938'in sonlarına kadar başlamasanız bile olur. Biraz daha fazla asker üretirseniz çıkartma yapmanız da daha kolay olacak. Bunları da demişken arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. 1937'ye az bir şey kaldı zaten. Dediğim gibi biraz hazırlık bölümü olacaktı. Şu anda cephe gördüğünüz gibi çoğu askerimiz burada. Kaliteli askerleri bu kısımda tuttum. Derken hala komutan vermediğimiz askerler varmış. Bunlara komutanı da veririm ben birazdan. 1937'nin Haziran'ıydı galiba. Şöyle event'a bakayım. O zaman savaş açabileceğiz. Ve direkt olarak gelecek bölüm zaten Çin'e girerek başlarız. Onun dışında sizin sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ha, uçakları sorarsanız uçakları hala hazırlamadım. Burada bekletiyorum. Çünkü şu anda bizim için bir görevleri yok. Çin'e karşı çok fazla bir faydaları olmayacak. Yine de savaşa yakın bir zamanda şuraya getirip Çin hatlarını bombalamak için kullanacağız. O zaman gelecek bölüm görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.